yavaş yavaş sorularla başlayalım. Önce ilk olarak İslam'ın akla verdiği değer nedir? Kur'an'ı bir kez okuyan bir kişi bile Kur'an'da ne kadar akla değer verildiğini, aklın çalıştırılmasının nasıl insanın önünü açacağını, aklı kullandırmanın insanın dinini nasıl güçlendireceğini, Kur'an'ı bir mesaj olarak verdiğini hemen anlar. Kim ayette bakarsanız işte Mülk suresindeki gibi Allah der ki, hadi bir bakın hiçbir yerde bir çatlaklık, bir şey görüyor musunuz? Tekrar tekrar bakın, o göz perişan bir şekilde geri dönecektir şeklinde ifadeler vardır. Kim ayette bakarsınız geceyle gündüzün arka arkaya gelmesinden, göklerin bu şekilde yaratılmasından bir sonuç çıkarmayacaklar mı, bir ders almayacaklar mı şeklinde sorulur. Kim ayette Allah bizi hayvanlara bakmamıza söyler, ondan bir sonuç çıkarmamızı söyler hayvanlar aleminden. Kimi zaman kendi hayatımıza, işte ölümün yaklaşmış olmasından bir sonuç çıkarmamız gerektiği söylenir. Kimi zaman akletmeyenlerin, yani daha doğrusu kafirlerin, müşriklerin, işte atalarına uyduklarında, atalar hiçbir şey akıl edemedilerse de mi, yine de mi onlara uyacaklar denerek, yanlıştan kurtulmada akıl bir ölçü olarak verir. Şimdi Kur'an yani hem böyle bakın, görün, şurayı inceleyin dendiği zaman da akla bir davet olduğu gibi, kimi zaman Kur'ani fiiller açısından diyeceğimiz tefekkür, tedebbür gibi direkt akletmeye yönlendiren fiillerle de bu vurgu vardır. Ve Kur'an'ın bu her tarafına yayılmıştır. Öyle yüzlerce ayette karşımıza çıkar. Yani bu evren üzerine, kendi hayatımız üzerine tefekkür etme, olayları mantıklı bir şekilde değerlendirmeyi görürüz. Ve Kur'an'ı bilenlerle bilmeyenler bir olur mu der. Oysa tabii Kur'an'ın söylediği anlayış ne yazık ki Kur'an bir seslendirme kitabına dönmesiyle, ne yazık ki, yani Kur'an'ın içindeki o mesajı almak yerine Kur'an'ı seslendirerek sevaplar almayı uman bir zihniyetin gelişmesiyle, bu sefer yani aklı de çalıştırmak o kadar önemli değil. Yani asıl olan işte gönüldür. Sanki gönülle akıl Kur'an'da vicdanlı düşünmeyle akıl birbiriyle yarış halindeymiş gibi. Evet. Buna benzer bakışlar sunularak aklın önemi ötelenmeye kalkılmıştır. Tabii ki bu aklın ötelenmesiyle de karşımıza çıkan İslam'ın içinde, İslam'ın kabul edemeyeceği birçok izahın İslam'ın içine girmesinde, belli şahısların aşırı derecede yüceltilip onlara körü körüne bağlanmaların ortaya çıkmasında da hep bu aklın ötelenmesiyle ilgili süreçlerin yeri olmuştur. Zaten bunu isteyenler, çünkü kendi otoritelerine karşı akıl işletilirse karşı gelir diye endişe edenler biraz da bunu, bu tarz bir İslam anlayışını pompalamışlardır. Kur'an evrende birçok şeyden Allah'ın varlığıyla ilgili deliller çıkarmamızı söylerken, kimi bana göre uydurulan hikayelerde şöyle bir şeye rastlıyoruz. Siz Allah'ın varlığıyla ilgili delilleri diğerini söylediğinizde falanca kişinin bir kıssasını anlatıyorlar. Diyorlar ki işte sen Allah'ın hakkında, varlığı hakkında deliller düşündüysen, kusura bakmayın sesim gitti. Estağfurullah. Sen bu deliller üzerine düşündüysen demek ki sen 30 defa şüphe ettin diyorlar. Bunun değişik versiyonları var, değişik kimselere gönderilen. Bunlara karşı da benim cevabım hemen şu oluyor. Senin bu söylediğine benzer Kur'an'dan gösterebileceğin bir şey var mı? Sen Allah'ın ayetleri üzerine düşündüğünde demek ki 10 defa şüphe ettin, 20 defa şüphe ettin. Şuradan Allah'ın var delillerini gördüğünde diyecek bir Kur'an ayetin var mı diyoruz. Oysa halk arasında dikkat edin, bu son bahsettiğim kıssalar. Yani ne kadar delil söyleyip ne kadar Allah'ın ayetlerini değerlendirirseniz o kadar şüpheye düştüğünüz yaklaşımını bilenlerin birçoğu o Kur'an'daki evreni düşünmeye yönelten ayetleri o derece bilmediklerini görüyoruz. Bu da nasıl aslında Kur'an'ı seslendirmeyle Kur'an'ı da tedebbür etmenin, yani Kur'an üzerine derin derin düşünmenin, ki bu Kur'an'ın kullandığı bir ifadedir ve Kur'an'ı bir emridir, nasıl uzaklaştığımızı gösteriyor. Bunun sonucunda da tabii ki ne yazık ki günümüzde bilenlerle bilmeyenler bir olur mu diyen Kur'an'a karşı, bir insan ne kadar bilmiyorsa, ne kadar işte cahilse, şeyse, yani bilmediğini kabul ediyorsa, düşünmüyorsa ve her şeyi bir akıl kullanmak yerine adeta bir tek gönlüyle yapıyorsa tipi bir izan, ön plana çıktığı bir yaklaşım görüyoruz. Oysa Kur'an vicdanlı düşünmeyi de söylüyor, vicdana da bir atıf yapıyor. Yani kalbe de mutlaka atıf yapıyor. Fakat hiçbir yerde bunları bir akılla yarışan şeyler olarak karşılıklı konumlandırmıyor. Bunu karşılıklı konumlandıranlar aşağı yukarı şöyle yapıyorlar. Yani bir bardağın bir kısmı suysa, diyelim öbür kısmı hava oluyor. Yani akılla adeta imanı, akılla işte vicdanı buna benzer değerlendirmeye çalışıyorlar. Siz ne kadar çok akla yer verirseniz o kadar az iman olur. Ne kadar çok imana yer verirseniz o kadar az
akıl olur şeklinde bir yaklaşım sergilediklerinde, tabii ki bu sefer buna benzer bir yaklaşımda aklı kullananlar sanki imanlarında bir sorun varmış gibi bir yanlış anlayış, yani Kur'an'ı olmayan bir anlayış ortaya çıkmış oluyor.